Selamünaleyküm Operasyon Türkiye'm sakinler. Bugün elimden geldiği kadar arabamızdaki yağ kaçaklarını nasıl tespit edebiliriz ve aynı zamanda yağ kaçaklarını nasıl önleyebiliriz sorusunun cevabını vermeye çalışacağım. Arabamızın içerisinde bulunan yağ motor ve kartal arasında gidip gelmektedir. Bunun haricinde hiçbir bölümde motor yağı bulunmamaktadır. Motor yağı sarı kapağın altından konmaktadır. Kartalde bulunan tapayla arabanın içerisinde bulunan yağ boşaltılır. Sarı kapağın altından yeni yağ eklenir. Arabanın içerisinde sadece yağ değiştirilecekse 3.5 litre, 3.6 litre, 3.7 litre şeklinde yağ eklenebilir. Ama eğer motor yapıldıysa, araba içerisindeki yağ komple boşaltıldıysa en fazla 4 litre olacak şekilde yağ değişimi yapılabilir. Ocak ayında motoru yaptırdığımda 4 litre yağ eklenmişti. Araba içerisindeki bulunan yağ, yağ çubuğu ile kontrol edilir. Yağ belli bir seviyenin altına geldiği zaman motor yatak sarar. Bu bize çok büyük masraflar çıkartabilir. Yağ ile ilgili olan kısa bilgilerimizi aktardıktan sonra yağ kaçağını nasıl tespit edebilir sorusuna gelin. Motor yağ kaçağını nasıl tespit edebiliriz ve nasıl çözüme kavuşturabiliriz? İlk önce bakmamız gereken motor yağ kapağıdır. Motor yağ kapağımız nedir? Sarı kapaktır. Şu görmüş olduğunuz Operastra G kasa arabamızın motor yağ kapağıdır. Bu kapak orijinal değilse orijinal olmadığı zaman da yağ kaçağı mevcut olabiliyor. Yağ kaçağına sebebiyet verebiliyor. O yüzden dolayı bu kapağı mutlaka orijinalini almaya dikkat ediniz. Bu görmüş olduğunuz ecota kapağı eğer tam oturmadıysa burada görmüş olduğunuz gibi iki tane conta var. Bu contalarda kopma, parçalanma söz konusu olursa bu kapak sallanacaktır. Tir 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 titreyecektir ve buradaki görmüş olduğunuz kapağımızı attıracaktır. Bunun sebebiyle de ne olacaktır? Yağ kaçağına sebebiyet verecektir. Aynı zamanda bu kapağımızda bir o-ring conta bulunmakta. O conta gevşediği zaman, o contanın aralığı genişlediği zaman da oradan yağ kaçırabiliyor. Peki buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? O-ring'i mutlaka yenisiyle değiştirmemiz lazım. Eğer yenisiyle değiştiremiyorsak geçici bir çözüm olarak etrafına teflon bant sarabiliriz. Bu şekilde ne yapabiliriz? Sorunu çözebiliriz. Bu görmüş olduğunuz sarı kapağımızın O-ring'ini çıkartacağım. Görmüş olduğunuz gibi kapağımızın O-ring'i bu şekilde. Bu contamız genişlediği zaman ne yapabiliyor? Yağ kaçırabiliyor. Etrafına ben teflon bant sardım biraz daha sağlam olması açısından. Tekrar yerine takıyoruz. İkinci olarak arabamızdaki yağ kaçağını nasıl tespit edebiliriz sorusunun cevabına nitelik. Yağ çubuğumuzun da 2 tane contası bulunmakta. 2 tane klipsi, 2 tane contası, 2 tane o-ringi bulunmakta. Bu contalar ne yazık ki değişmemekte. Yenisiyle değiştirmeniz gerekmekte. Bu görmüş olduğunuz parça en zor bozulan parçalardan bir tanesidir. Etrafında 2 tane conta vardır. Birincisi giriş, ikincisi çıkış olmak üzere. Bu oturmasını sağlıyor, bu girmesini sağlıyor, bu da oturmasını sağlıyor. Bu girdikten sonra bu oturuyor. Oturmasıyla beraber gelen basınçla beraber bunu attırmıyor. Bu ikinci o-ring sayesinde bunu attırmıyor. Eğer ikinci contada bir bozukluk, bir problem varsa, bir kopma varsa, bir sıkıntı varsa hava atacaktır. Hava atmasıyla beraber basınç atacaktır. Basınç atmasıyla beraber yağ atacaktır. Yağ atmasının sebebiyle ne olacaktır? Yağ kaçağına sebebiyet verecektir. Eğer yağ çubuğunun olduğu yerden sadece yağ çubuğunun olduğu yerden yağ kaçırıyorsa mutlaka yenisiyle değiştirmenizi tavsiye ederim. Üç diş yağ gösteriyor. Şimdi koyup tekrar çıkaracağız. Şu an arabadaki yağ miktarı bu kadar. Araba yağ kaçırdığından dolayı yağ seviyesi bu kadar eksik. Normalde araba yağ yaksa bile bu kadar yağ seviyesi eksilmiyor. Bunu asla unutmayalım. 10.000 kilometrede 1 litre falan yakması normal. Fakat 10.000 kilometreden önce 1 litre yakıyorsa, hele ki 5.000'lerde, 4.000'lerde 1 litre yakıyorsa problem var demektir. Bunu asla unutmayalım. Benim araba 5.000 kilometreye kadar yağ yakmadı. 5.000 kilometreden sonra 6.000-7.000'de yakmaya başladı. 7.000 kilometreye gelene kadar yaklaşık 1 litre yağ yaktı. Sonrasında ne yazık ki bu talihsiz olayla karşılaştık. Yağ karteli contasından
yağ sızması sebebiyle daha fazla, daha erken yağ boşalması, eksilmesi gördük. Bunu da bugün Allah nasip ederse yaptırıp yağ sorununu inşallah çözeceğiz. Üçüncü olarak arabamda yağ kaçağı nasıl çözebilir sorusunun cevabına nitelik olarak külbütör kapak contası diyoruz. Külbütör kapağı nedir? Hemen hemen hepimizin bildiği üst kapaktır. Hepimizin duyduğu kapak açılma muhabbeti buradan gelmektedir. Motorun üstünde külbütör kapağı vardır, en üst kapak. Onun altında silindir kapağı vardır. Onun altında da silindirler vardır. Devam ediyoruz. Araba yağsız kalırsa, arabada basınç artarsa, araba devirsiz bir şekilde kullanılırsa, gereksiz bir şekilde çok fazla ara gaz verirse, araba hararet yaparsa külbütör kapak contası da yanabilir. Biz arabamıza motor yaptırdığımız zaman takım olarak değiştirdiğimiz için bizim külbütör kapak contamız bozulmamış olmasına rağmen onu da mutlaka değiştirdik. Sizler de eğer arabanızı motor yaptırıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle yenisiyle değiştirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yıkayıp yağlayıp asla yerine taktırmayın. Bu görmüş olduğunuz külbütör kapak contası hiçbir şekilde deforme, hiçbir şekilde problem yoktur. Bu conta yandığı zaman, bu conta koptuğu zaman, içerisinde deforme olduğu zaman yağ kaçağına sebebiyet veriyor. Eğer arabanızda sarı kapakta, yağ çubuğunda kaçak yoksa üçüncü olarak bakacağınız en önemli nokta külbütör kapak contasıdır. Külbütör kapağında yağ kaçağı kontrolü nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Şu an görmüş olduklarınız kuru yağ. Eğer arabanızda yağ kaçağı varsa ışık tuttuğunuz zaman mutlaka yağ parlayacaktır. Dördüncü olarak arabamda yağ kaçağı nasıl tespit edebilir sorusunun cevabına nitelik olarak bujiler diyoruz. Bujilerde çatlama, kırılma veya kanallarında bir problem varsa, aynı zamanda külbütör kapak contasının bulunmuş olduğu bölümde hasar varsa bujilerden yağ kaçağı yapabilir. Bu da arabamızdaki yağ seviyesini eksilmesine sebebiyet verebilir. Beşinci olarak arabamda yağ kaçağı var nasıl tespit edebilirim sorusuna cevap niteliğinde yağ filtresi. Eğer arabanızın yağ filtresi tam oturmadıysa, gevşediyse, yerinden çıktıysa, yerinden oynadıysa, alttan bir darbe aldıysa, çatladıysa yağ kaçıracaktır. Bunun sebebiyle arabanızda yağ kaçağı mevcut olacaktır. Yağ filtresini de etrafına bakarak, ışık tutarak yağ kaçağının olup olmadığını kontrol edebiliriz. Altıncı olarak arabamda yağ kaçağı var nasıl tespit edebilirim sorusunun cevabını nitelik olarak yağ karteri. Yağ karteri neden? Arabamız içerisinde bulunan yağ muhafaza eden, ihtiyaç halinde araba çalıştığı zaman aşağıdaki yağ motora pompalayan bölümdür. Yağ karteri darbe aldıysa, yağ karterinin tıpası çıktıysa, yağ karterinin tıpası zarar gördüyse, yağ karterinin contası zayıfladıysa, yağ karterinde bulunan vidalar gevşediyse arabada yağ kaçağı meydana getirecektir. Eğer arabanızın karterinde yağ kaçağı varsa mutlaka kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Civatalar gevşediyse civataları sıkarak sorunu kaldırabilirsiniz. Benim arabamda civatalar gevşemişti. Civataları sıktıktan sonra bir daha yağ kaçağı meydana gelmedi. Bu şekilde biz de yağ kaçağını tespit edip sonrasında çözüme kavuşturduk. Son olarak yağ kaçağını nasıl tespit edebilir sorusuna cevap veriyoruz. Eğer arabamızda yağ kaçağı olduğunu düşünüyorsak, arabamızda yağ eksilmesi varsa, arabamızda yağ eksildiğine inanıyorsak, yağ çubuğunu çektiğimiz zaman arabada yağ eksiliyorsa, son olarak arabadaki yağ kaçağının yerini nasıl tespit edebilir sorusunun cevap niteliğinde, araba park halindeyken altına beyaz bir kağıt koyabiliriz. Bu koyduğumuz beyaz kağıt ıslandığı zaman, yukarı baktığımız zaman hangi konumdaysa hangi parçadan yağ kaçacağını tespit edebiliriz. Aynı şekilde ışık tutarak parlayan yerin ıslak olduğunu göreceğiz. Bu da yağ kaçağının olduğu yeri gösterecektir bizlere.
Bugün elimden geldiği kadar arabamızdaki yağ kaçağını nasıl tespit edebilir sorusunun cevabını vermeye çalıştım. İnşallah yararlı olmuşuzdur. Bu videodaki araba ile ilgili çekimler 2 hafta önce çekilmiştir. Bunu bildirmek isterim. Hayırlı günler dilerim, hayırlı bayramlar dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız.